Emrah Tuttu kanalımıza hoş geldiniz. Kardeşler mutfakta devam ediyor. İtalyan pilavı yapacağız. Yani risotto. 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 Devam. Ve risotto al funghi yapacağız. Yani mantarlı. Bütün bölüm boyunca çık yazıları böyle açacak yani. Risotto al funghi yapacağız. Ay funghi. Mantarlı. Mantarlı risotto yapacağız. Babamdan aldık bu tarifi. Fakat değişik risotto türleri var. Evet. O zaman biz bölüm boyunca risotto çeşitlerini sayacağız. Şu anda çünkü çok fazla uzun olacak. Yorumlarda seni biraz alıngan bulmuşlar. Alınıyorum. Komik değilim çünkü. Değil misin? Hiç komik değilim. Ben de değilim. Ayrıca komik değiliz ki biz. Hayır ben komiyim. Sen komik. Gerçekten komik. Bu ne? Berkcan Güven taklidi. Şimdi öncelikle soğanlarımız var. Bunların kabuklarını gördüğünüz şekilde soyduk. 10 tane soğanımız var. 2 ayrı tencerede yapacağız. 5-5 şekilde ayırıp ince kıyım doğrayacağız. Bu baldo. İtalyan pirinci değil. Bildiğim baldo pirinç kullanıyoruz biz. İtalyanlar risotto yapmak için Arborio adını verdikleri Po Vadisi'nde yetişen pirinci kullanıyorlar. Yani İtalyanların pirinci bizim pirincimizden biraz farklı yapılı olarak sert. Çünkü Po Vadisi çok tuzlu kayalık bir bölge aslında. Bundan daha mı kristal? Bundan daha sert yapıya sahip. Yani lapa yapması daha zor. O yüzden İtalyanlar risottonun şeyini tutturabiliyorlar. Parmesan peynirimiz var. Geçen bölüm pesto sosu yapmıştık. Çok yoğun ilgi gösterdiniz. Teşekkür ediyoruz. Oradan kalan parmigiano, reggiano, parmesan peynirimiz var. Reggiano özel bir parmesan bu arada. Onu rendeleyeceğiz. 2 paket mantar aldık. Toplam 800 gram yaklaşık mantar olarak düşünebilirsiniz. Bunları soyacağız. Kültür mantarımız var. Yarısında annem dayanamamış. Soymuş bizim için sağ olsun. Elena Hanım teyze. Son olarak crema di funghi porcini. Porcini özel bir mantar türü. Bunun kremasını yapmışlar. İtalya'dan aldık biz bunu. Maalesef Türkiye'de bulunmuyor. Siz yaparsanız bunu bunsuz yapacaksınız ama ben güzel olacağına inanıyorum. Bu sadece biraz daha aroma katmak için. Porcini mantarı Bolu'da yetişiyormuş zamanında. Ve köylüler bunu bilmediği için dandik mantar diye zamanında tekme falan bile atıyorlarmış. Sonra öğrenmişler ki bu porcini mantarı bayağı şey pahalı bir şey, değerli bir şey. O yüzden tüketmeye başlamışlar. Bolu'da hala var yani. Bolu'da var hala. Bolu'da varmış. Bolu'lu izleyenlere, porciniler için selam söylüyoruz. Bize yollamayı unutmayın. Zeytinyağımız var. 2 bardak zeytinyağı hazırladık. Bütün malzemeyi ben tanıtıyorum şu anda, onu fark ettim. Yemeği size yaptıracağım, hiç merak etmeyin. Kunor, et, bulyonumuz var. Bu da aroma katacak olan bir şey, nasıl kullandığımızı göreceksiniz. Olayımız bu. Tencerelerimizi hazırladık. Tencerelerin dibi yapışmayan, özellikle tencereler olmasına dikkat ederseniz yemeğiniz çok daha güzel olacak. Maydanozumuz var. Maydanozumuzu da özel bir... Maydanoz makasımız var. Bunlar harika şeyler. Maydanoz kesmek bayağı zordur ama bu makasla neler yapacağımızı göreceksiniz. Tuz, karabiberimiz var ve ekstradan bize lezzet verecek olan 1 litre beyaz şarabımız var. Biz bunu kullanacağız. Ha, kullanmak zorunda değilsiniz eğer alkol tüketmiyorsanız. Bunun şarapsız versiyonu da yaparsanız gayet güzel olur. Mutfağa gerçek sahiplerine yani Daniela'ya gastronom Gabriela'ya doğru bırakıyorum. Şimdi ilk iş olarak soğanlarımızı ince kıyım yapmamız gerekiyor. Buyurun başlayın. Ben bunu bir kere yaptım Alfilen'in sosu da yeter. Benim gözüm mavi olduğu için hassas. Ya benimkiler şey siyah. Daniela soğanı soyuyor. Daniela soğanı soyuyor. Daniela soğanı soyuyor. Çünkü Daniela evin küçük kızı. Zavallı Daniela, zavallı Daniela. Daniela evin küçük kızı. Koskoca şef soğan mı soyar yani? Ben mi soğan soyuyorum? Yani. Ben. Yüce ben. Yüce ben. Beni çağırtmışsınız yüce onuz. Biz bu arada parmesanı rendelemeye gidiyoruz. Allah, bir bardak su içi ağlama. Bu gerçek bilgi mi? Evet. Aa çok kötü oldu. Koysana çocuğa soğuk su koy. Mavi gözlü. Ver.
Arkadaş açtı musluktan su içecek zaten. Kusur yaşadım. Adam dedi ki bir bardak soğuk su içersen gözün... Gülersem çarpılırım. Kötü abiyim ben. Parmesanı rendeleyelim. Eğer yurt dışına giderseniz benim gibi paketli parmesan almayın. Ben hep onlardan alıyordum. Bunlar pahalıymış. Siz yuvarlak şeyden bizim şarküteri reyonları gibi düşünün. Oradan kestirin. Orada kilosu 11 euro civarı. Bunu çekiyorum. Korkuyorum acı çekiyorum ama zevk alıyorum. Daniel'in rimeli aksın ya. Bu da mı yalan? Bu da mı yalan? Wow. 5 tane soğanımızı yaptık bir tencereniz için. Şimdi diğer tencereniz için diğer 5 soğanı geçiyoruz. Ve ağzına bir yudum su aldığında soğanı yaparken daha az etki yapıyor. İlk başta yapsaydım bu kadar ağlamazdım herhalde. Şerefe. Ben de çok duygulandım. Ağlayacağım şu an. Bu sırada mantarları yapmaya geçiyoruz. Mantarların üst bölgesini soyuyoruz. Bazı insanlar soymuyor. Ah. Bitirmiş bulmaktayım. Geçiyoruz. Soğanlarımız hazırsa artık soğanı kavurmak uzun bir süreç olduğu için bütün bu diğer şey malzemeleri hazırlarken soğanı kavurmaya başlıyoruz tencerelerimizde. Ocaklarımızı açtım. Yüksek ateşte olabilir. Yağlarımızı çok şekilli bir şekilde döküyorum. Tencerenin dibini örtecek kadar yağ olması gerekiyor. Tencerenin dibini örtecek kadar yağlarımızı koyduk. Soğanlarımızı 5 soğan buna, diğer 5 soğan diğer tencereye olacak şekilde. Çünkü biz kalabalık bir aileyiz. 10 kişilik bir risotto yapıyoruz. Tek tencere olacak şekilde de yapabilirsiniz. Ve soğanlarımızı böyle kavuracağız. Uzun bir süreç olacak. Bu sırada gabiyere mantarları bitirecek. Maydanozumuzu keseceğiz. Ve sonrasını göreceğiz hep beraber. Soğanlarımız kavrulmayı beklerken arada karıştırıyorum bunları. Ben 2 bardak şarap hazırlayacağım. Şardone ve şarap. Tribüşon bu arada çok büyük bir fizik prensibi. İlla ki şardone üzümü olması gerekiyor mu şarabınızda? Yon Merle de olur. Sauvignon da olur. Bunu artık sizin zevkinize göre karar vereceksiniz. Önceden de vurguladığım gibi illa ki şarap kullanmak zorunda değilsiniz. Bu ekstradan bir aroma veriyor. Avrupa yemeklerinin çoğunda alkol kullanılır. Bunu yanlış algılamamak gerek. Şimdi çocuğu yukarı doğru kaldırıyorum. Hop geliyor bakın. Hop geliyor. Hop geliyor. Hop tombik. Aldım geri. Ne yapacağım? Çok güzel. Muazzam. Aromatik şarap kesinlikle kullanmayın. Öyle böğürtlenmeydi, çilekliydi falan onlar olmaz. Evet, hafiften soğan kokusu geliyor. Bu tenceremizdeki soğanlar olmuş. Pirincimizi buna atacağız. Bu tenceredekiler biraz daha olması gerekiyor. Galiba tencerenin veya ateşin bir boyutundan dolayı bu daha önce oldu. Pirincimizi yıkamıştık kimyasallardan arasın diye. Suyu da artmış. 2 bardak pirincimizi olmuş olan soğan kısmımıza atıyoruz. Gördüğünüz gibi cos 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 sos ediyor. İyice bağırana kadar duracak böyle. Soğanlarla beraber kavrulacağız. Hiçbir şekilde su
veya herhangi bir sıvı şey koymayacağız. Ne zaman ki ciyak ciyak bağıracak, terimini kullanmak istiyorum. O zaman su yerine gizli malzememiz olan şarabımızı koyacağız. Ki pirinç ilk başta içine şarabı alsın, suyu değil. Şimdi bu tenceremizdeki pirincimiz biraz sesi yükseldi. Sanki bana su ver edasıyla bağırıyor. Buna ama biz su vermeyeceğiz. Kötü pirinç. Sana biz şarap vereceğiz. Böylece ilk olarak içine şarabı çekebilsin. Suyu değil. Evet Mikel Usta, şarabımızı atınız. Güzel bir ses duyulacak. Suya kavuştuğunda pirincimiz şarabı. Ben şeyde kaldım. Sen soğandan fazla etkilendin galiba. Kötü pirinç dedi. Duydun mu? Kötü pirinç. Kötü pirinç. Hadi gel. Oldu. Bir jost duyacağız. Hazır mısınız? Jost, 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 jost. Diğer tenceremize geri kalan pirinçlerimizi atacağım. Evet, şarap kokusu biraz geliyor hafiften. Bu ocağımız daha yüksek ateşte olduğu için daha hızlı pişiyor. Tencerenin yerini değiştireceğim. Bayağı bir ses geliyor. Biraz da artık zamanı geldi gibi. Mikele Usta tekrardan şarabımızı döküyor. Jost, jost, jost. Sıra geldi kettle'da kaynattığımız suyu et suyu olarak yapmaya. Sizin et suyunuz varsa bu arada daha güzel olur tabii ki. Bizim yok. O yüzden bulyonlarla bunu yapacağız. Demin şarap attığımız diğer tencereye tekrar jostlamaya başladığında 2 kepçe et suyu atıyoruz. 2'şer kepçe aralıklarla koyacağız. Pirincimiz bağırdıkça. Eve hırsız girdi. Şu sussun tekrar başlıyor. Yok bayağı eve hırsız girdi. Pronet ediyor. Duman alarmı atıyor. Büyük ihtimal. Gel gel YouTube'a gel. Niye alarm çalıyor anne? Duman alarmı çalıyor. Aspiratörü mü açmadınız? Ses olur diğer çalıştık. Şimdi et suyumuzu attık. Bu biraz daha içine çekecek. Tekrar bağırdıkça 2 kepçe daha atacağız. Bu tenceremiz doldu. Buna da 2'şer kepçe et suyumuzu koyuyoruz. Karıştırmayı hiç unutmayın. Çünkü dibi tutabilir pirincin. O el ne eli ya? Ne? Dayanıyorum. Sonra olmaya başladığında mantarları atacağız ve sürekli istedikçe et suyunu koymaya devam edeceğiz. Yani bunun bir belirli bir kepçe sayısı yok. Gerektikçe pirincin suyu azaldıkça et suyu takviyesi yapacağız. 2'şer kepçe olarak. Bu arada Gabriela Çedorin istikrarlı bir biçimde mantarları soymaya devam etmektedir. Böyle şey yapıyorum. Evet Gabriela Hanım, mantarları nasıl buldunuz? Ağlıyorum. Çok güzel oldu. Video başlığını buldum. Yemek yapalım derken yangın alarmını çalıştırdık, evimize itfaiye geldi. Gelmedi ama. Tamam. 400 gram bir paket kültür mantarı şimdi bu tencerenin içine boca ediyorum. 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 Ettim. Şimdi mantarları karıştırıyorum. 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 Maydanozu gereksiz saplarını attık. Geri kalanını maydanoz makasımızla kolay bir şekilde kesiyoruz. At.
Diğer mantarlarımızı da diğer tenceremize atıyoruz. Maydanozlarımızı atıyoruz. Bir demet iki tencere için yeter, yarı yarıya. Pirinç suyunu çektikçe su eklemeye devam ediyoruz. Risotto'nun esası da pirinci suyla beslemek. Unutmayın ki suyu da et suyu. Şarabı sudan önce attık. Yani pirincimizi ıslattığımız ilk sıvı şarap oldu. O farklılığı sağlaması önemli. Risotto con fegatini diye bir risotto çeşidi varmış. Duydun mu hiç? Karaciğerli. Con salsiccia e peperoni. Aa, peperonili risotto. Aynen, sosis ve biberli. Con il polpo var. Ahtapotlu. Ahtapotlu risotto. Aynen, bayağı yapıyorlar. Con gamberi e porcini var. Karidesli. Karidesli ve porcini mantarlı. Alla pescatora var. Balıklı. Pesca, balık. Aynen, deniz ürünleri diye şey etmiş. Deniz i̇şte, ürünleri. İstiridyeydi, midyeydi falan hepsini hani karışık bir tabak şeklinde sunmuşlar. Mürekkep balığının mürekkebiyle yapılan bir... Ne ya? Aa, o risotto var ya, o siyah olur. Siyah olan. Risotto aslında Napoli'de ortaya çıkıyor arkadaşlar. İspanyolların ticaret zamanında pirinci Napoli'ye getirmesiyle orada keşfediliyor. 1385 yılında falan getiriyorlar. Asya tarafından geliyor. Aynen, Orta Doğu'dan. Çünkü Avrupa'nın temel besinmesi değil pirinç. Sonra evet, pirinç zaten sulak bir yerde yetişir. Yani Çabi'nin memleketinde falan gibi bulmuşlardı, getirmişlerdi. Zaten oralarda sık tüketilmesinin sebebi de bu aslında bir yerde. Napoli nasıl ki güneyde bir yer, pirincin yetişmesi zorlaşıyor. Çünkü çok fazla su yok. Güney, hafif kurak. Bu yüzden pirinci Po Vadisi tarafına, Po Vadisi Milano'yla Venedik'e kadar uzanan bir vadi. Alp dağlarının eteklerinde bulunan ve ortasından nehir geçen bir vadi. Nehri var işte, İtalya'nın ortasından işte, Po nehri geçiyor, işte, anladım. Aynen. Orası nasıl ki sulak bir yer, orayı pirinci taşıyorlar ve pirinci orada yetiştirmeye başlıyorlar. Bu yüzden Milanlılar risottoyu çalıyor. Napoli'den. Çünkü o zamanlar krallık ayrı, Napoli ile Milano aynı ülkede değil. Geri kalan maydanozları atıyorum. Bu arada risottonun belli pişme süresi genelde hep, yani 13 dakika demiştim. Ama tencereden veya ocağın yüksek ateşinden dolayı değişebiliyor. Tam pişip pişmediğini anlamak için tadına bakacağım. Bir kaşık alıp. Bu pişti yalnız, oldu. Bunu atmayı unuttuk. Bunu mantarla atmamız gerekiyordu ama lezzet katsın diye şimdi atabiliriz. Hep bunun yüzünden. Evet, susmuyor. Bir çorba kaşığı yeterli olacaktır. Porcini mantarı, hani porcini mantarı kullanamadık ama bu da lezzet versin diye koyuyoruz. Harika, bu risottoyu yaptık. Risottonun değişik türleri. Risotto al quattro formaggi var. Pizza quattro formaggi gibi. Bunun dışında asparagi var. Kuşkonmaz asparagi. Fiori di zucca, yani kabak çiçekli risotto. Alla versa Savoy lahanalı. İlk defa duyuyorum. Risottonun üzerine ayrıca tereyağı atıyoruz. Ama bunu böyle kalıp atacağız. Onun sıcaklığıyla o kendi eriyecek. 75 gram tereyağı attık. Bu da diğeri için. Siz ikisini aynı servis tabağına mı karıştırdınız şu anda? Yok, karıştırmadım. Hayır, tek. Bu sıcaklığıyla erisin. Bir tutam tuz atayım. Biraz da karabiber atalım. İyice güzel tadı olsun. Rendelediğimiz parmesanları atıyoruz. Öyle havalı yapmana gerek yok. Ama öyle seviyorum Daniel, öyle seviyorum. This show business, please. Tamam, üstüne kalsın o zaman, karıştırmıyoruz. Yeter o kadar. Evet, bahçe çepiyoruz. Sonra? Şimdi diğer tabağımızı alayım. Tamam, onu da ben dökeyim. Gel. Oh, la re. Oh, oh, oh. Cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu. Bir kaşık tuzu attım. İki tane tereyağımızı attık, 75 gram. Bir kaşık karabiber. İki yemek kaşığı da parmesanımızı atalım, içine karışsın. Çok spesiyel bir tarif yaptık ya, çok güzel oldu, çok mutlu bir şey. Kalite arttı. Yani o irmik tatlısı rezaletinden sonra. Seviyordum.
Şimdi son dokunuşları atıyorum. Buyurun Eliye Bey. Üzerine süs olarak, sunum önemlidir, bir şerit. Sonra biraz da parmesan. Tekrardan masaya çıkardığımızda da tabağımızın süslü olmasına özen gösteriyoruz. Parmesan da aynı şekilde. Evet, buyurun. Kardeşler mutfakta. Neredesiniz? Çok heyecanlıyım. İşte risotto ai funghi. Con un po' di salsa porcini. Con un tocco di prezzemolo. Prezzemolo maydanoz bu arada İtalyanca. Hadi yiyelim. Gözlerim parlıyor. Babamı tutturduk. Bu sefer başardık. Bükemediğin bile öpeceksin. Ben daha rol evladım. Hadi. Eline sağlık. Eyle, bunu zannedemelisin. Çok güzel. Gel. Geldim. Oha. Bu sefer fake yapmıyor. Eliye verdi. Aşık oha. Oldum be. Aşık oldum. Tamam. Tamam be. Videoyu kapat. Akşam 9 oldu. Yemek yiyeceğiz. Babam kızıyor. Çok güzel. Evet. Eline sağlık. Kardeşler mutfaktanın bugün zirve bölümündeydik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kardeşler mutfakta yeni bölümüyle karşınızda risotto, funghi yaptık ve çok güzel oldu. Buon appetito, afiyet olsun, kendinize iyi bakın. Bize yorumlarda en çok beğendiğiniz, en çok sevdiğiniz tarifleri yazın. Biz de onu burada uygulayalım. Bakalım sizin gibi yapabilecek miyiz, olacak mı, beğenecek miyiz vesaire vesaire. Risotto yaparsanız da lütfen bize resimlerini paylaşmayı unutmayın. Çünkü çok seviniyoruz. Gerçekten. Çok mutlu oluyoruz. Çok güzel oldu. Buon appetito. Ciao ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.